şeriat ister misin? Şeriat kesinlikle istemem abi ben bu ülkede. Peki şeriat nedir biliyor musun? Şeriat nedir? Şeriat Allah'ın koyduğu kurallardır. Ama bu doğrultuda şu an ülkede bildiğiniz üzere herkes kimlikte belki Müslüman olarak yazıyor olabilir. Ama ateist olan insanlar, Hristiyan, Yahudi olan insanlar da oldukça bulunmakta. Tamam belki kitaba göre bunlara bir ceza hükmedilmiyor. Ama onlar da özgürce yaşayamıyorlar çünkü şeriatta. Şeriatın bugünkü uygulandığı yerlere bakarsak mesela doğru düzgün uygulanabildiği belki bir yer yok ama görüyoruz İran'ı, Irak'ı, Orta Doğu'nun ne halde olduğunu görüyoruz. Bence bu modernleşmiş dünyada tamamen çağdaş düşünceyle yaşamak lazım. Herkesin fikrini bilime ve sanata yönelik geliştirmesi gerekiyor bence. Peki bu Orta Doğu, Irak, Suudi Arabistan'ın hali dedin. Peki onları bu hale getiren şeriat mı yoksa başka bir şey mi? Hayır şeriat değil ama şeriatın uygulayan kişiler çok önemli. Avrupa ülkelerine bakalım tamam. Onlarda belki mezhebi çok geniş bize göre. Eyvallah bununla hiçbir itirazım yok. Ama insanların arasında böyle büyük bir karışıklık yok. Çoğu insan birbirine saygılı durumda. Ben böyle olduğunu düşünüyorum ben tamamen. Peki Müslüman mısın? Çok şükür elhamdülillah. Ama şeriat istemiyorum diyorsun. Kesinlikle istemiyorum. Ben dinimi zaten özgürce yaşıyorum. Her hafta cumadayım çok şükür. Gidip namazımı yeri geldiği zaman kılıyorum. Dualarımı yatıyorum yatmadan önce. Orucumu tutuyorum elhamdülillah. Ama şeriat bence gerekli bir şey değil bu ülkede. Herkes dinini zaten yaşamak isteyen evinde yaşayabilir. Mesela topluma baktığımız zaman büyük bir adaletsizlik var. Sence adalet görüyor musun demokraside? Abi demokrasi tamamen bağımsız bir yargı olsaydı adalet görürdüm. Ben şu an adaleti bağımsız bir yargı olarak görmüyorum. Çok yanlışlar oluyor. Bazılarının iki çift sözüne bakılıyor. Ama bağımsız bir yargı olsa, tamamen uygulanan kurallar çerçevesinde hareket edilse bence demokrasi şu an iyi yani. Devletin dini olmaz. Ben hep söylüyorum. Çok şükür Müslümanım ben. 5 vakit namazımı yeri geldiğinde kılıyorum, cumadan çıkmıyorum. Ama bir devletin dini olmaz abi. Devletin gelişmesi tamamen yaptığı teknolojiye, reformlara bağlıdır. Gelişen sanayisine bağlıdır, düşünce özgürlüğüne bağlıdır. Ben böyle düşünüyorum. Peki bu saydığın şeyleri din kısıtlıyor mu? Din kısıtlamıyor olabilir ama dini kullanan insanlar abi, din yanlış anlamayın beni, insanları sömürme konusunda çok açık bir konudur yani. Yani Müslümanlık zaten bu ülkede kısıtlanan bir şey değil. Şeriat bence oldukça gereksiz bir konu. Yani ülkelerin dini olmaz diye düşünüyorum ben. Elhamdülillah dediğim gibi Müslümanım. Ama ben böyle düşünüyorum şu anda.